Merhabalar, Özlem Tunal ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu videomda uyumlanma sırasında hissedilenleri anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bu anlattıklarım benim öğrencilerimin yazdığı yorumlar. Uyumlama sırasında hissettiklerini anlatmışlar bana. Tek tek bunları bana yazıyorlar. Uyumlanma sırasında şunu şunu hissettim diye. Sonra ben burada fırsat bulduğum zaman, ne zaman fırsat bulursam, bazen aylar sonra fırsat bulabiliyorum. O an, ertesi gün bunu yorumlayamıyorum. Zaten uyumlanma sırasında şunu hissettim desen, açsan bunda kaç tane video var, onlardan bir tanesini dinlesen muhakkak senin de buna yakın bir şey hissetmişsindir. Zaten bu yüzden bu videoları çekiyorum ki sen de yararlan. Hatta başka birinden almışsındır ama bu videoları dinlediğinde demek ki ben de bunları hissettim, bundan dolayı ben de bunları hissetmişim diye kendin mantık çıkartabilirsin, bir yorum yapabilirsin, anlamını anlayabilirsin ve rahatlayabilirsin. Çünkü anlamını öğrenirsin. Bu güzel bir şeydir. Öğrencim şöyle yazmış. Özlem hocam, sizinle tanışmış olmak ve sizden uyumlama almak benim için büyük mutluluk. Varlığınız için sonsuz teşekkürler. Hayatımın şimdiden değişeceğinden çok eminim. Sizden para reikisi aldığım ve aktif çalışmanın birinci gününün hemen ardından. Ne kadar güzel. Birinci gün diyor. Birinci gün. Şirketimin yemek kartımıza büyük bir zam yaptığını öğrendim. Bu kesinlikle sizden aldığım uyumlamayla ilgili. Hatta öğrenmem şu şekilde oldu. Evime alışveriş yapmaya gittim. Alışverişe gittim ve kasada kartımın çok üstüne bir rakam çıkınca şok oldum. Böyle bir rakam çıkınca nakit para verecekken kasada iki bayan, kasadaki bayan yemek kartında fazlasıyla tutarın olduğunu söylemesi bende şaşkınlık yarattı. Bunu sizinle YouTube'da da paylaşmak istedim. Çok sevgiler, ne tatlı. Söylemeyebilirdi, demeyebilirdi. İnsanlar da hani şöyle bir şey var. Eleştireceği zaman hemen eleştirir ama güzel şeyi kendine saklar. Hani genel olarak böyle iyidir ya. Poker pot iptal ediyorum. Hani yemek kötüyse... İçinden bir şey çıktıysa muhakkak deriz ama yemek güzelse ay aşçıya söyle de çok güzel yapmış eline sağlık demeyiz, kalkar gideriz değil mi? Ya onu da söyle, onun da bir emeği var değil mi? Bir teşekkür et yani. Bu da böyle güzel insanlardan ki genelde öğrencilerim böyle iyi ve kalbi güzel insanlar. Bu da iyi bir şey ama feedback almak, geri beslenim almak, yorumlar güzel. Güzel beslenim bunlar. İyi ki varsınız. Bu kadar yoğunluk arasında sizin gibi insanları tanıyorum. Bu da yorgunluğuma değiyor. Hiç değilse kalplere dokunuyorum. Bu güzel. Kalplere dokunduğumu hissediyorum. Bu da bana iyi geliyor. Yemek zammı neden para reksinden sonra oldu? Neden ertesi gün oldu? Neden bir gün önce değil, değil mi? Bu bir tesadüf mü? Değil. Tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Şimdi bir defter tutun. Hani bu küçük küçük hayatında gelen hediye olur. Böyle bir değişiklik olur. Bunları yaz deftere. Olan olaylar, hediyeler, yemek kartı, arkadaşının sürprizi. Çok değişik durumlar olabilir. Öğrencilerim hep yazıyor. Bunların şu faydası var. Odağımız ne olursa bunları arttırmış oluruz. Ve bu da parayı arttırır. Ve günden güne gelişmenizi niyet ediyorum. Ve bir de başka bir katkısı da görmüş olursun. Bunları fark etmiş olursun. Yoksa uçar gider, fark etmezsin. Başka bir yoruma geçiyorum. Başka bir öğrencim yazmış. Özlem hocam, dün sizden aldığım Serafim Kıvılcımı inisiyasyonunda şu ana kadar aldığım uyumlamalardan en kuvvetli enerjiyi hissettiğim uyumlama oldu. Sağ bacağım ellerimde ve dizimde yoğun enerji vardı. Bir ara sağ bacağım seyirdi. Kalbimde bir ara yoğun kalp atışı oldu. Şifalandı sanırım. Oradaki gerginlik sabah kalktığımda yoktu. Sağ bacağım ve elim uyuşma sırasında kasılmıştı. Sabah kalktığımda o kasılma devam ediyordu. Bunun neden olabilir hocam? Bunun nedeni ne olabilir? Şifa için teşekkür ederim. Özlem hocam, ben Serafim'i en çok sevdim demiş. Güzel. Şimdi yanıt vereyim. Ben de çok severim Serafim'i. Tatlı, ılık bir enerjidir. Zaten bunu çok anlattım sevdiğimden. Alma verme dengen şifalanmış. Bir de ne diyeceğim? Şimdi bu enerji kalple ilgili. Serafim kılıcımdan bahsediyorum. Aşk konuların şifalanmış. Yani senin aşk konun, aşk blokajını şifalanmış. Bu güzel, güzel. Sen aşk ilişkilerine veren taraf olmuşsun. Almayı reddetmişsin. Bu konu şifalanmış. Bu iyi. En başta bunu söyleyeyim. Çünkü bir süre sonra vermeyen insanlar gelmiştir hayatına. Bunun şifalanması son derece harika, iyi. Kalbimde bir ara yoğun bir kalp atışı oldu demişsin ya. Bunlar hep
Kalp acılarını da şifalandıran, vesvese tasaya iyi gelen sistemler. Serafim kılıcımdan bahsediyorum. Kalbini şifalandırmış uyumlanma sırasında. Ne harika, ne harika. Uyumlanma sırasında, bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bir taşla kaç kuş vurmak. Uyumlanmayı alıyorsun. Eyvallah, kalbin şifalanıyor. Değil mi? Önce yaşadığın şifalar, önceki yaşadığın acılar şifalanıyor. Alma verme dengen şifalanıyor. Harika ya, harika. Yani uyumlamaların bu tarafını çok seviyorum. Ne biliyor musun? Hani sadece uyumlamayı aldım, bitti, selametle, ben bu uyumlamayı kullanırım, ondan sonra da uyumlamanın etkisini görürüm değil. Uyumlanma sırasında bir de ekstra şifalanma oluyor. Daha uyumlanma sırasında senin hayatın değişebilir. Daha o anda değişebilir ki yeri gelmişken söyleyeyim. Yani hani burada konu açılıyor. Konu açılırken ben böyle o konuyla alakalıysa eğer anlatıyorum yani. Bağlantı var çünkü. Kişi bu duruma ne kadar inanıyorsa, ne kadar hazırlanmışsa, ne kadar kendini hani bırakmışsa, ne kadar inançlıysa, hazırlanmışsa ruhen faydasını o kadar fazla görüyor. Gerçekten öyle. İnsanın potansiyeli, spiritüel kabı da geniş olması tabii ki etkili ama bir de inanmak var ya, inanmak, bir de ya ne olacak işte bir bakayım falan derse o daha az görür ama gerçekten bu sistemlere inanan insan o uyumlanma sırasında tak diye blokajını çözer geçer, ertesi gün üçüncü günü harika bir haber alır. Ben rastlıyorum bunları, rastlıyorum. Günde binlerce mail geliyor, okuyorum bu mailleri. Hepsine aynı anda yanıt veremiyor olabilirim, vermediğim, yanıt vermediğim daha mailler var ama okuyorum. Ondan sonra dolayısıyla yani yanıtlar o kadar güzel ki bu sadece bir uyumlanmayla değişen hayatlar var. O bir saat var ya, o bir saatle değişen hayatlar var. Bu yüzden hani bir reiki ne olacak falan filan deme, deme. Binlerce her gün gelen mailler, geri dönüşler. Çünkü yazılmıyorum bunları. O geri dönüşleri seviyorum ben. Çünkü bu geri dönüşlerin nasıl olduğunu merak da ediyorum. Güzel. Kim ilgileniyor bunlarla? Ben duymadım bu kadar ilgilenen bir hoca. Varsa, ilgilenmeye başlıyorsa insanlar, eyvallah, güzeldir. İlgilensin insanlar. Şifacının Rehberi kitabımda da anlattım zaten. Öğretmenin her zaman öğrenciyle ilgilenmesi lazım. Değil mi? Hani bağını kopardım, uyumlamayı yaptım, bittim, selametle, benim işim yok öğrenciyle demek hoş bir şey değil. Bak yazıyorsunuz, güzel, bunları yaşadım diye, harika harika, mutlu oluyorum. Gelişiminizi yazın her zaman, güzel, mutlu oluyorum bundan. Nerede kaldım? Bu öğrencimin anlattığını okumaya devam ediyordum. Akış kuvvetli olduğu zaman kasılma devam eder bu süre. Tamam mı? Ama bence şifa oluyor, şifa, bu güzel. Demek ki çok kuvvetli bir çalışma olmuş. Düşünün, yılların sorunları var. Bir uyumlamada bu enerjiyi buluyor, orayı çözüyor ve orayı şifalandırıyor. Bu sistemlerde ilk başladığımda ben de çok şaşırmıştım. Nasıl bu kadar etkili ya? Bir uyumlamada bunlar hissedilir mi? Nasıl bir şey bu ya falan diye. Ama oluyor işte, oluyor. Zaten o yüzden o kadar ilerledim ya, değil mi? Güzel, güzel. Bunların etkisi varsa, kuvvetliyse o zaman kullanalım, değil mi? Ne zararı var ki? Çok güzel, çok. Zaten bu yüzden seviyorum. Bu kadar hayatı değiştirmesi harika bir şey. Zaten görüyorsunuzdur. Bir böyle bir uyanış var, farkındalık var. İnsanlar bunlarla ilgilenmeye başladı. Güzel, bunların hepsini seviyorum. Yarım yamalak anlatanlar bile faydalı. Çünkü bunları insanlara alıştırmış oluyor. Ve insanlar bunları bir yerden duymuş, kulak aşinalığı oluyor. İnsanlar artık reiki duyuyor. Reiki deyince o ne ya falan demiyorlar. Bir kulak aşinalığı oluyor. Bu yüzden yararlı buluyorum, değil mi? Enerjinde, frekansında yüksek olsun diyerek sevgilerimi sunuyorum.